Çok güzel bir hatıra aklıma geldi. Yine üstadımız Muhammed Maliki Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de Seyyid Şecereli, şimdi oğlu var Ahmet Maliki Hazretleri. Muhammed Maliki ile defalarca görüştük, elini öptük. Mekke'de ulema toplantıları yaptı. Ona da katıldım elhamdülillah. Bizatihi bize efendim elini şöyle omuzumuza dokunmuş, dualar etmiştir. 100.000 hadisi şerifi ezbere bilen, dünyada sayılı insanlardan birisiydi. Rahmetli oldu. Allah bütün geçmişlerine rahmet eylesin. İsmail Ağa'ya gelirdi. Efendi Hazretlerimiz onu misafir ederdi. Çok büyük bir alim. Endonezya'da öyle bir sevgi, teveccühe kavuştu ki yani bildiğim kadarıyla Endonezya'daki İslami ilmi çalışmaların en tepesinde Muhammed Maliki mübarek 10 milyona yakın talebesi var orada. Evet. Çok tanıdıklarım var. Dünya çapında 500'e yakın ulema toplantıları olurdu Mekke'de kendi evinde. Ev dediğimiz büyük külliyesi var orada. Şimdi hala var. Oğlu var Ahmet. İyi görüşürüz. O mübarek kendi ifadesi dünyada çok alimler, veliler. Zaten Afrika'dan, Orta Doğu'dan, her Pakistan, Afganistan hep alimler oraya giderler. Hac dönemi hep toplantı olur. Katılırdık onlara. Katılırdım. Bizzat katıldım yani. Bir şey anlatmıyorum. Yaşadığımı anlatıyorum. Kendi ifadesi ben dünyada çok alim, veli, mürşit tanıdım. Muhammed Maliki diyor. Hepsi ilimde temayüz etmiş. Kendini yetiştirmiş. Veya dervişlikte ama Mahmud Efendi hem efendim tasavvufi yönüyle hem ilim yönüyle hem ahkam-ı dine ittiba yönüyle bu bambaşka diye en büyük sevgisini üstadımıza gösterir. Konu geldiği için anlatacağım. Ve yanı başına oturttururdu. O kadar ulema yanı başına oturttururdu. Bundan 2-3 sene evvel bu pandemiden evvelki hacda yine toplantıya katıldık. Tabii kendisi yoktu orada. Yani vefat etti. Devam ediyor. Toplantıya katıldığımızda üstadımız Mahmud Efendi'ye olan hürmet ve sevgiden dolayı biz 2-3 kişiydik. İçeri girdiğimizde ya bize yol açtılar. O kadar 70-80 tane seyyid var, alimler var. Ya şimdi onlar yaş itibariyle benden büyük. Ya şimdi en başa o üstadın yanında yer açtılar. Ya dedim orada bana yakışmaz. Yaşım itibariyle yakışmaz. Ünvan itibariyle yakışmaz. Haddimi bilirim. Oraya oturuyorum tutuyorlar. Oraya oturtuyor. Oradan zorla getirdiler. Yanı başına oturtturdular. Ondan sonra yatsı namazını kılacağız dediler. Yatsıyı da sen kıldıracaksın. Hayatımda böyle bir yatsı daha orada kıldırmış oldum yani. İki büklüm oldum. Nerede alim, veli, meşayih varsa uçtuk yani ha. Öyle anlayın. Yatsıyı da kıldırdık. Bu keramet benden değil. Bunu biliyorum. Üstadımıza olan teveccühten kaynaklanıyor. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Yol Allah'ın tayin ettiği yoldur. O yolda yürüyeceğiz. Onun için bu konu hakikaten mühim, hassas bir konu. Bir terazi. Şuculuk, buculuk bizi bir yere götürmez. Bizim baş tacımız dinimizdir. Kurallarımızı oradan alacağız ve ortak noktada yürüyeceğiz. Bakıyorsun öbürü başka bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor, öbürü başka. Olmadı bu. Bu olmuyor.